Peki Sayın Hocam, şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'na baktığımız zaman ortaya özellikle çözümsel anlamda iyi bir aracı vasfı taşıyan bir ülke çıkıyor, Türkiye. Şimdi Türkiye bu krizi hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkilerini çok iyi tutarak ve asla vazgeçmeyeceklerini, iki partiden yani iki ülkeden vazgeçmeyeceklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Avrupa Birliği ve Türkiye, tahıl koridorunda başarı grafiği yüksek olan Türkiye, bu arada krizi de yönetebilen bir Türkiye var. Türkiye'nin rolü, yani etkin rolü gitgide artacak mı? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakış açısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilişkileri, çünkü tamamen Türkiye'deki mevcut iktidarın dışında bireysel olarak direkt Erdoğan'ı hedef alan bir şey var. Yani siyasi yapının dışında. Ya yani bundan sonra ilişkiler Türkiye ile nasıl yürüyecek? Türkiye yine rol model düşecek mi? Önümüzdeki süre içerisinde Avrupa Birliği Erdoğan'la bir araya gelecek mi? Guterres bildiğim kadarıyla birlikte hareket ettiler ama bundan sonraki ilişkiler nasıl olacak? Şimdi tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcıyla beraber Türkiye'nin bu savaşa yönelik dengeli bir dış politika Evet. sürdürdüğünü ifade etmem gerekir. Evet. Çünkü her ikisi de komşusu olan, her iki ülkeyle de ticari bağları yüksek olan ithalat ihracat dengesi çerçevesinde önemli bir iki ülkeden bahsediyoruz. Ve Türkiye aynı zamanda enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü kıta Avrupası gibi Rusya'dan temin eden bir Evet. ülke konumunda. Burada hem ticari hem enerji anlamında hem de diğer çerçeve, siyasi çerçevede çok önemli siyasi ilişkilerin ve iktisadi ilişkilerin olduğunu ifade edebiliriz. Bu savaşın başlangıcıyla Türkiye'nin her iki ülkeye savaşın sonlandırılmasına yönelik çok önemli adımlar atıldı. En önemli adım işte İstanbul toplantısında Evet. her iki tarafı bir araya getirip savaşın sonlandırılmasına yönelik mutabakat çerçevesinde Evet. görüşmelerin olması ve bu görüşmelerin sürdürülmesine yönelik alınan kararlar. Rusya'nın bu savaşa tabii ki Ukrayna'ya müdahale etmesi kabul edilir bir durum değil. Bunu kabul etmediğimiz gibi uluslararası çerçevede bunu kabul etmediğimiz gibi ama Rusya'nın da buraya Ukrayna'yı kendisi isteyerek de bir müdahale ettiğini de söyleyemeyiz. Çünkü Rusya'yı da bunun sürece getiren bir gelişmeler oldu. Gelişmeler yumakçı oldu. Evet. En büyük gelişmeleri yumakçığını iki önemli sütun yaptı. Bir Amerika Birleşik Devletleri, iki Avrupa Birliği. Evet. Şimdi Avrupa Birliği bu konuda masum bir birlik değil. Yani Ukrayna'nın ve Rusya'nın liderleri de anlaşmış olamaz mı bu konuyla ilgili? Yani Rusya ile Yani bir tabii proje, Zelenski bir proje diyen çok kişi var zaten siyasi aralarında. birikimi olan, siyasi Evet. entelektüeli olan bir kişi değil. Değil, evet. Yani siyaseten de tecrübeli bir Hiç insan değil, değil, kişi hiç değil. değil. Evet. Yani Batı'nın, işte Avrupa Birliği'nin veya diğer ülkelerin siyasetine uygun bir kimlik, bir kişilik denilebilir. Ama Rusya açısından değerlendirildiğinde Putin gibi doktorini yüksek, siyasi tecrübesi çok yüksek bir insana veya bir siyasetçiye, bir siyasi kimliğe Zelenski gibi tecrübesiz bir kişinin çıkması çok büyük bir şanssızlık oldu. Yani o Çok büyük bir, proje zaten evet kukla çok büyük bir gördüğüm kadarıyla. şanssızlık oldu. Evet. Ama Avrupa Birliği tabii ki bu bağlamda masum olmadığından dolayı Rusya-Ukrayna ilişkilerinde bu savaşın sonlanmasına yönelik de atması gereken, yapması gereken siyaseti ve politikayı yapamadı. Burada tabii ki Türkiye'nin dengeli siyaseti çerçevesinde önemli gelişmeler oldu. Tüm dünya insanlığının geleceğini etkileyen bazı gelişmelerin yeniden çözülebilir noktaya Noktaya gelmesini gelmez. sağladı. Evet. Enerji alanında var olan sorunu şu anda Türkiye'nin de çözebileceğini ifade etmek çok Çok zor. zor, Evet. çok Evet, zor, evet, çok erken, çok evet. erken. Evet, evet, Ama tahıl ve gıda alanında Türkiye'nin yapmış olduğu siyasetin sonuçlarına bakıldığında başta kıta Avrupası olmak kaydıyla tüm insanlık tarihinin veya bu alanda beklentilerini değiştirebileceğini Türkiye'nin yapmış olduğu siyaset ve politikalarla söyleyebiliriz. evet.
Burada Türkiye evet önemli bir bölgesel rol aldı, alması da gerekiyordu. Jeopolitik durumu gereği, her iki ülkeyle de olan siyaseti gereği bunu yapması gerekiyordu. Türkiye'nin, devletin ortak aklı, dış siyasetin ortak aklı bunu yapması gerektiğini ifade ediyordu ve Türkiye o ortak aklı çalıştırmayı başarabildi. Başardı.